Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salatü vesselam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, şehitlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Kur'an'da 89 yerde Ya eyyüellezine amenu hitabıyla başlayan ayetlerin 28.si olan, yani 28. nida olan ayet Kur'an'ın tertibine göre Maide suresi 1. ayet. Bu ayete Allah Celle Celaluhu bizlere iki şeyi emrediyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, evfu bil ukudi, akitlerinize sadık olun, akitlerinizi yerine getirin. Birinci emir bu. Alimler diyorlar ki bu akitler Allah Celle Celaluhu'nun emretmiş olduğu bütün Kur'an'daki emirler ve nehyetmiş olduğu bütün nehilerdir. Yani bir Müslüman, bir mümin Allah Celle Şanuhu'yla akit yapmış, Kur'an'ı ben kabul ediyorum diyorsa, Kur'an'daki bütün emir ve yasakları, emir ve yasaklara itaat edeceğine dair ve bu da bir akittir. İbn-i Abbas radıyallahu anhıma şöyle der. Ukut ahitler demektir. Ahitler ise Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ının tümünde helal, haram ve farz kıldığı teklifi hükümlerdir diyor. Yine İbn-i Eslem şöyle diyor. Akitler 6 çeşittir. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun akdi, 2 anlaşma akdi, 3 şirket akdi, 4 alışveriş akdi, 5 nikah akdi, 6 yemin akdi. Bu 6 şart aynı zamanda Hafız İbni Kesir'in tefsirinde de geçiyor. Akitler böyle, Allah Celle Celaluhu akitlerimize, alışverişlerimize, verdiğimiz sözlerimize bağlı, vefalı kalmamızı istiyor. Uhillet, helal lekum, helal kılındı lekum sizin için. Helal kılınmış, ne helal kılınmış? Behimetül en'ami. 4 ayaklı hayvanlar sizin için helal kılındı buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Burada artık yavaş yavaş helaller, haramlar oturmaya başlıyor. İlla ma yutla, ancak size bildirdiklerimin dışında. Yani Allah Celle Celaluhu 4 ayaklı hayvanları bize helal kılmış, ancak bildirdiği bazı 4 ayaklı hayvanlar vardır ki işte onlar haram. Bunlar ileride gelecekler. İşte Maide suresi 3. ayette yine geçiyor. Burada hurimet aleykumul meytetu ve'd-demu ve'l-lahmul hinziri ve ma uhille bighayrillahi bihi ila ahir. Domuz eti, kan, Allah'ın ismi anılmadan ayet-i celile böyle devam ediyor. İşte boynuzlanmış, uçurumdan yuvarlanmış, putlara, dikili taşlara kesilen hayvanlar, bunlar hepsi sizin için haramdır. Bunlar 4 ayaklı da olsa
bu amacının dışında işte Allah'ın adı anılmadan ya da vahşi bir hayvan tarafından öldürülen bir hayvan sizin için haramdır. İşte illa ma yutla size haber verdiklerim dediği bunlar kastediliyor değerli kardeşlerim. Aleykumu gayre muhilliyes saydi ve entum hurumun. İhramdayken veyahut da ihramdan çıktığınız andan itibaren bu dört ayaklı hayvanların avlanması size helaldir. Ancak bir de ihramdayken bu dört ayaklı hayvanlar size helal olunsa bile ihramda yine bunlar size haramdır. İnna Allahe muhakkak ki Allah yahkumu. Burada inneva kardeşlerini görüyoruz. İnneva kardeşlerinden inne var. İnneva kardeşleri ne yapıyordu? Hemen hafızamızı tazeliyoruz. İsminin nasb haberini ref yapıyordu. İnne Allah lafzatullah, lafzatullah ne oluyor? Üstün oluyor. Yahkumu muhakkak ki Allah hükmeder. Ma yurid nasıl hükmediyor? Dilediği şekilde hükmeder. İşte Allah Celle Celaluhu Maide Suresi 1. ayette bizlere helal olan hayvanları ve haram sayılacak olan hayvanları haber veriyor ve onun hükmü böyledir. İhramdan çıktığınız zaman ancak bu hayvanları da avlayabilirsiniz diye Allah Celle Celaluhu'nun hükmü böyledir. Ey Rabbimiz, biz senin hükmüne razı olduk. Senin hükmünün dışındaki hükümleri reddediyoruz, inkar ediyoruz. Onları kabul etmiyoruz. Bizden bunu kabul buyur ya Rabbel Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.